Kaç filmde oynamalı ölmeden unutulmamak için? Peki ya ömrünüz kuş kadarsa? Kim o da bu hafta? Kısa bir dik durma hikayesi. Ayşen Aydemir. Ocak 1964'te doğan Ayşen Aydemir, Galatasaray Lisesi ve ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gördü. Amerika'da tiyatro eğitimi aldı, ardından Türkiye'de Ferhan Şensoy'un orta oyuncuları ile çalıştı. Farklı radyolarda insanları sesiyle yakaladı. Açık Radyo'da Bukowski'nin Kasabanın En Güzel Kızı hikayesini arkadaşı Göksel'in Göksel ile beraber 60 bölüm halinde okudu. Hikaye Rütük tarafından sakıncalı bulundu. Tiyatro için Amerika'ya gitmek istedi, yaşamak için pastacılık yapacaktı. Konsolosluktan malzemeni al gel, pastanı burada yap cevabını aldı. Konsoloslukta baklava yaptı, beğenilmedi. Turist rehberliği yaptı, kansere yakalandı. Nesrin Topkapı'nın hayatını canlandıracağı bir film için görüştü, olmadı. Hastalığı ilerledi. Propaganda filmi için görüştü ama bu defa da rolü bir başkası aldı. Ancak aynı yıl Ayşen Aydemir, Derviş Daimi'nin yönettiği Tabutlar Röveşata filminde Eroilmen kadın karakterini canlandırdı ve herkesi kendine hayran bıraktı. Yeteneği ve kişiliğiyle çevresinde hayranlık uyandıran Ayşen Aydemir, oynadığı Eroilmen kadın karakteri sayesinde 26 Eylül Pazar günü Orhan Arıburnu 10. Yıl Oyunculuk Ödülünü kazandı. Ödülün haberini alacağı gün bilincini kaybetti. Ödül gecesi ise hayata gözlerini yumdu. O gece sahneye Ayşen yerine iki kız kardeşi çıktı. Ayşen Aydemir ise yıllar sonra kim olduğunu merak edip bir filmini daha izlemek isteyenler sayesinde yavaş yavaş ünlendi. Oynadığı tek filmi izleyenler başka işlerine bakmak istediklerinde onun artık yaşamadığını öğrendiler. Arkadaşı Göksel'in Göksel, Ayşen'in ölüm yıl dönümünde Açık Radyo'da beraber okudukları hikayeyi ikinci kez okudu. Ayşen'in anısına okunan bu hikaye sebebiyle Rütük Açık Radyo'yu kapattı. Yönetmen Derviş Daim, Ayşen'in ardından "Öfkeliyim. Çünkü Ayşen bir tek Tabutta Röveşata'da oynadı. Çok mu yeteneksizdi bu kız? Hayır. Aksine en yeteneklisi, en iyisiydi. Ama filmlerde rol almak için gereken o bayağı ilişkilere giremedi. Ortalama olanın prim yaptığı bir yerde oyunculuk yapmaya çalıştığı için tanıyamadınız onu. Zaten o ortalamanın dünyası var olamazdı," dedi. Ayşen Aydemir'inki kısa bir dik durma hikayesiydi ve 35 yıl sürdü.